Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yestecibullezîne yesmeûn. Vel mevte yeb'atuhumullah sümme ileyhi yurcaûn. Sure En'am ayet 36. Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimiz Mekke'de insanların hep Müslüman olmasını istiyor, çabalıyor. Ama insanlar birdenbire Müslüman olmuyorlar. Şüphe yok ki birer ikişer hep insanlar Müslümanlığa geliyorlar. Ama Efendimiz istiyor ki hepsi Müslüman olsun. Hiç kimse cehenneme gitmesin. Ama olmuyor işte. Rabbimiz Teala teselli veriyor Efendimiz'e. Sen herkesi Müslüman yapacağım diye uğraşma. Buna gücün yetmez. Sen sadece uyar, müjdele diyor. Ve peki Peygamber aleyhissalatü vesselam uyaracak, müjdeleyecek, ayetleri gündeme getirecek. Kim Müslüman olacak? İnnemâ yestecibullezîne yesmeûn. Peygamber aleyhisselamın okuduğu ayetlere, peygamber uyarılarına, peygamber müjdelerine kulak veren ve bütün gönlünü, varlığını, kalbini, gözünü, kulağını Allah'a ve Resulüne açan kimseler, işte bunlar Müslüman olurlar. Vel mevta, ölülere gelince yeb'atuhumullah, onlar da Allah diriltir. Bakarsınız ki tamamen ölümü seçmiş bir kimseye de Rabbim hidayet nasip eder. Birdenbire gönlü açılır. O da yeni bir dünyaya, o da İslam'a doğru koşabilir. O tamamen Allah'ın emrinde ve hiçbir kimsenin Müslüman olmasında şüphesiz ki Peygamber aleyhissalatü vesselamlar ve Müslümanlar insanlar İslam'a davet ederler ama sonuç onay Allah'tadır, başkasında değil. Sümme ileyhi yurcaun, zaten dönüşte Allah'a. Ve herkes Allah'ın huzurunda bir hesaba doğru gidiyor. Ve sure En'am ayet 37. Ve kalu, diyorlar ki Mekkeliler ve diyorlar ki dünyalılar, levla nüzzil aleyhi ayetun min Rabbi. Rabbinden buna, yani Muhammed aleyhissalatü vesselam'a bir ayet indirilmeli değil mi? Sübhanallah. Şimdi En'am suresini okuyoruz. 36 ayet okuduk. 37. ayetteyiz. Bu 37. ayete kadar olanları Mekkeliler, dünyalılar dinlediler. Ve bu En'am suresi ininceye kadar ne kadar sure ve ayet gelmişse ki Taha, Araf, Kamer, Saat gibi uzun sureler de var. Yüzlerce ayet, hatta belki bine yakın ayet geldi En'am suresine kadar. Onun da dinlediler ama hala diyorlar ki Allah'tan bir ayet gelmeli değil miydi Muhammed aleyhisselam'a? Yani onların istediği ayet çok farklı olacak. Alışılmışın dışında olacak. Kul de ki innallâhe kadirun alâ en yünezzile ayeten. Allah her bir ayeti indirmeye kadirdir. Buna gücü yeter. Yani bütün insanlar ne isterlerse istesinler, bütün isteklerini yerine getirmeye ve sunmaya ve gözlerinin önüne getirmeye, koymaya Allahu Teala gücü yeter. Yani gökyüzünden yıldızları tepelerine mi düşürülmesini istiyorlar? Düşürür. Güneşi yaklaştırmak mı yaklaştırır? Güneşi uzaklaştırmak mı uzaklaştırır? Her tarafı su sel mi yapar? Her tarafı kuraklık mı yapar? Yani her şeyi yapar. Velakin ekserahum la yalemun. Ama insanların çoğu bilmiyorlar. Zaten bu gökleri, bu yeri yaratan kim? Bu bizleri var eden kim? Bu hayvanatı, bu bitkileri, bu dünyayı var eden kim? Allah'tan başkası. Bunların hepsi bir ayet değil mi? Sure En'am ayet 38. Ve mâ min dâbetin fil ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâhayhi illâ ümemün emsâlüküm. Ayet istiyorsunuz ey Mekkeliler ve ey dünyalılar, işte yeryüzünde debelenen bütün varlıklar, kanatlarıyla uçan bütün kuşlar sizin gibi birer ümmet. Siz ne kadar ayetseniz onlar da birer ayet. Ayet değil misiniz tepenizden tırnağınıza kadar ey insanlar? Ayet değil mi kuşlar ey insanlar? Ayet değil mi yeryüzündeki debelenen bütün varlıklar? Aslanlar, kaplanlar, ceylanlar, geyikler, yılanlar, çıyanlar, hepsi bunlar ayet değil mi? Söyleyin. Ey insanlar, ne ayet bekliyorsunuz hala? Ma ferratna fil kitabi min şey. Biz kitapta hiçbir şeyde eksik bırakmadık. Ve ta gökler ve yer yaratılmadan önce, varlığın başlangıcından kıyametin sonuna kadar
Olacak olan her şeyleri yazan Rabbimizin levh-i mahfuzu yazması, kaderi uygulaması, yaratması, kazası ve bütün bunlar da ayet değil mi? Sümme ila rabbihim yuhşerun. Sonra herkes bir gün Allah'ın huzurunda toplanacak. Rablerinin huzurunda herkes yerini alacak. İşte o gün ya Rabbi sen bizi koru. Vellezine kezzebu bi ayatina. O gün o toplantı yerinde ayetlerimizi yalanlayanlar summun ve bukmun fi zulumat, karanlıklar içinde sağır ve dilsiz konumundalar. Ve işte bugün Rabbimizin ayetlerini yalanlayanlar karanlıklar içinde sağır ve dilsiz. Ya Rabbi sen bizi koru. Ve dünya üzerinde en felaket konumda olan kafirler işte böyle ifade ediliyor. Kapkaranlık bir dünya, zaten göz görmüyor. Summun ve bukmun, hem de sağır ve hem de dilsiz. Ve belki işin en felaket yanı şu olsa gerek, böyle olan bir dünyayı Müslümanlar çok çok güçlü, çok medeni, çok akıllı görmeleri, işte belki işin en büyük felaketi burada. Allah diyor ki kendi ayetlerini yalanlayanlarla ilgili olarak summun ve bukmun fi zulümat, bunlar karanlıklar içinde sağır ve dilsiz. Ama gariptir ki o zalimlerin dünyasında yenik duruma düşmüş Müslümanlar ise diyorlar ki onlar akıllı, onlar üstün, onlar medeni, onlar her şeyi bilir. Vah vah! Karanlıklar içinde sağır ve dilsiz olan, hiçbir şey görmeyen neyi bilir ki? Men yeşe illahu yudlilhu. Allah kimi isterse onu saptırır. Ve men yeşe, ve kimi de isterse yec'alhu ala sıratil müstakim, ve onu sıratil müstakime ulaştırır. Allah hidayet isteyene hidayet eder sırat-ı müstakimi. Allah sapmak isteyeni de saptırır istediği sapıklık içinde. Ve Allah herkese özgürlük verir. Ve herkes dilediğini Allah'tan alır. Ve sonunda hiçbir kimse Allah'ı suçlama hakkına sahip olmadığını bilerek gider gideceği yere. Sûre Enam ayet 40. Kul de ki ey Resul, kul de ki ey Müslüman, erayeteküm, gördünüz ya, bildiniz ya, görmemişseniz görün, bilmemişseniz bilin, in etaküm azabullah, Allah'ın azabı size gelse, ya Rabbi sen bizi koru, ev etetkümüs sa'a, kıyamet size kopsa gelse, e gayrallahi tedeun in kuntum sadikin, doğru iseniz, doğru konuşanlardansanız söyleyin. Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Allah'tan başkasına mı yalvarır yakarsınız? Kime yalvarır, kime yakarırsınız? Azap ya da kıyamet gelince söyleyin. Sure En'am ayet 41. Bel iyyahu ted'un. Bilakis Allah'a dua eder. Allah'a yalvarır yakarırsınız. Feyekşifü ma ted'une ileyhi inşa'e. Allah da dilerse dua edip yalvarıp yakardığınız o belayı, musibeti sizden giderir de ve tensevne ma tüşrikun, siz de Allah'ı bırakıp Tanrı kabul ettiğiniz varlıkları unutursunuz. Öyle ya, onların gücü yok, kuvveti yok. Onlar sizin gibi insan. Sizin gibi insan nasıl Tanrı olabilir? Ve işte yalvarıp yakardığınız Rabbiniz ise Allah'tır ve o Allah'tır sizi sıkıntılardan gideren. Sure En'am ayet 42. Ve lekad ersenna ila ümemin min kablik. Bir risalet yasası, bir nübüvvet yasası, bir peygamberlik yasası ve bir İslam ve bir Allah yasası. Allah yeryüzünde hiçbir toplumu, hiçbir kavmi, hiçbir köyü, kenti, ülkeyi elçisiz, peygambersiz, vahiysiz, uyarısız ve müjdesiz bırakmadı. Ve biz senden önce de ümmetlere, toplumlara, köylere, kentlere, ülkelere peygamberler gönderdik. Uyardılar peygamberler toplumları, kavimleri. Kabul etmediler.
Fe akadnâhum bil be'sâi ve darra. Biz de leallehum yetedarraun. Müslüman olsunlar, kabul etsinler diye bu sefer onları bela, musibet ve sıkıntı ve zararlarla denedik, sıkıştırdık. Bu da bir hayır onlar için. Ama Sure Enam ayet 43. Felevla izcehum besuna tadarrau. Hiç olmazsa azabımız, bela, musibetler kendilerine geldiği zaman yalvarıp yakarsalardı ya, Müslüman olsalardı ya. Velakin kaset kulubuhum. Velakin kalpleri katılaştı da ve zeyyene lehumu şeytanu ma kanu yamelun. Şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Güzel yoldasınız dedi, devam edin dedi. Böyle sıkıntılar her toplumun başına gelir dedi. Bunlar dünya hayatının işte cilveleridir dedi. Bu işin Allah'la, peygamberle ilgisi yok. Keyfinize bakın. Sizin yolunuz, sizin dininiz en güzel yol, en güzel din dedi de onları kandırmaya, aldatmaya devam etti. Sure Enam ayet 44. Felemma nesu ma zukiru bi. Kendilerine zikredilen, uyarılan, gündeme getirilen o güzel ayetler, o güzel müjdeler, o güzel uyarıları unuttukları zaman ne Allah ne peygamber iyice zihinlerinden çıktı. Bela, musibetler de onları adam etmedi. Bu sefer Rabbim bir başka yöntem uyguluyor. Fetehne aleyhim mebabe külle şey. Her bir şeyin kapısını onlara açtık. Dünya artık onlar üzerine açıldı. Mal, mülk, bolluk, 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 her şey, oğullar, kızlar, saltanat, güç, kuvvet, ekonomi, güzel, her şey, her şey. Hatta izâ ferihû bimâ utû, kendilerine verilen bu nimetlerle, bolluklarla, bolluklarla şımardılar, sevindiler. İşte dediler, kazandık ve biz böyle yaparız. İşte böyle yaparız dedikleri bir an, ehadnâhum bâteten, onları ansızın yakaladık. فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ve ümitsiz kalıverdiler. Ve bitti her şeyleri. Yok oldular ve hiçbir şeyde güçleri yetmedi. Sure En'am ayet 45. فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Gördünüz ya, zalimler topluluğunun kökü sonu böyle kesiliverdi işte. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ya Rabbi, bizi o zalimlerden kılmadın da bizi helak etmedin. Bize fırsat veriyorsun ya Rabbi. Hamd olsun sana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve işte yeryüzünde biz diyenler, güç kuvvet bizdedir diyenler, yeryüzünde Allah'ı da sildik, peygamberleri de, Müslümanları da bitirdik diyenler, işte böyle yok oldular, gittiler. Elhamdülillah. Bir ayetin daha ortaya çıktı ya Rabbi. Ya Rabbi, bizden af ve afiyetini esirgeme. Sure En'am ayet 46. Kul de ki erayetün, gördünüz ya, biliyorsunuz ya, görmemişseniz, bilmemişseniz bilin ve görün. İn ahadallahu semaküm ve besaraküm ve hateme ala kulubiküm men ilahun gayrullahi yetiküm bi. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Eğer Allah sizin işitmenizi, eğer Allah sizin görmenizi alsa, eğer Allah sizin kalplerinizi mühürlese, anlamaz hale getirse, kalbiniz anlamaz, gözünüz görmez, kulağınız işitmez hale gelse, Allah bunu takdir etse, söyleyin ey insanlar, hangi ilah size bunları geri verebilir? Hangi güç ve kuvvet sahibi bunu geri verebilir? Bütün dünya insanlığı birleşse, bütün dünya güçlüleri, bütün dünya hakimleri ve bütün dünyaya egemen olan güç ve kuvvet sahipleri, sermaye sınıfı, herkes, kimse, dünyada bütün insanlar, size bir anlayan kalp, size bir gören göz, size bir işten kulak verebilir mi? Men ilahunu gayrullah yetiküm bi. Unzur keyfe nusarriful ayat. Bak size nasıl ayetler açıklarız. Aman ya Rabbi, bize nimetleri veren sensin. Bizi anlayan bir kalple şereflendiren, gören bir gözle şereflendiren, işiten bir kulakla şereflendiren sensin sen ya Rabbi. Sen bunları vermezsen biz ne yapabiliriz? Ama görüyorsunuz ki sümmehüm yaslifun, insanlar yine başka yollara gidiyorlar. Ayrılıyorlar Allah yolundan
ve yalanlıyorlar Allah'ın ayetlerini. Sure En'am ayet 47. Kul de ki erayeteküm yine taküm azabullah bateten evcehraten. Gördünüz ya, biliyorsunuz ya, görmemişseniz görün, bilmemişseniz bilin, duymamışsanız duyun. Allah'ın azabı göz göre göre gelse size yahut Allah'ın azabı ansızın gelse haberimiz yok, bir gazap, bir azap. Yahut göz göre göre üzerimize gökyüzünden bir azap geliyor. Her ikisi de olsa fark etmez. Bateten ev cehraten, göz göre göre ya da ansızın. Hel yuhleku illel kavmu zalimun. Zalimler topluluğundan başka kim helak olur ki? Kimin gücü yeter bu azabı engellemeye söyleyin. Ölüm ansızın ya da göz göre göre geldiği zaman, kıyamet ansızın ya da göz göre geldiği zaman, bela ve musibetler göz göre ya da ansızın geldiği zaman, hangi dünyalı, hangi güç ve kuvvet sahibi Allahu Teala'nın azabına ve gazabına engel olabilir ki? Engel olabilir miyiz? Söyleyin. Sure En'am ayet 48. Ve ma nursilul murseline illa mubeşşirine ve müdirin. Yine risalet yasası, yine peygamberlik yasası. Niye peygamberler var? Niye rasuller var? Biz peygamberleri, biz elçileri, biz nebileri, biz rasulleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olsunlar diye gönderdik. Hazreti Adem'le başladı dünya hayatı ve Hazreti Adem'le başladı risalet hayatı, nübüvvet hayatı. Hazreti Adem'le başladı Allahu Teala'nın yeryüzüne vahiy nimetinin gelişi. Ve Peygamber aleyhisselamlar, başta Adem atamız ve sonra Muhammed aleyhisselatü vesselam, hepsi müjdelediler, uyardılar insanlığı, kavimlerini, kabilelerini ve bütün insanlığı. Bundan sonra iş insanlara kaldı. Femen amene ve aslaha, kim iman etti ve Allah'la barıştı, kim Müslüman oldu, Allah yoluna girdi. Fela khafun aleyhim melahum yahsenun. Onun için korku da yok, hüzün de yok. Dünyası da güzel, ahireti de. Sure En'am ayet 49. Vellezine kezzebu bi ayatina, ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, müjdelediler peygamberler, rasuller, nebiler, elçiler. Uyardılar nebiler, rasuller, müjdelediler ve uyardılar ama birileri kabul etmedi. Yalanladı Rabbimizin ayetlerini. Yemessuhumul azab bima kanu yefsukun. Fasık olmalarından dolayı o kimselere Allah'ın azabı dokundu ve Allah'ın azabı onlara geldi. Sure En'am ayet 50. Kul de ki ey Resul, kul de ki ey Müslüman, la ekulu leküm indi hazainullah. Eğer Müslüman olmanızın sebebi yeryüzünün hazinelerine, Allah'ın hazinelerine sahip olmaksa, bu konuda benim elimde yetki yok. Ben size demiyorum ki size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Ve la alemul gaybe, ve Müslüman olmanızın sebebi ya da olmamanızın sebebi gelecekle ilgili bilgi elde etmekse ve ben kayıpla ilgili bilgi elde etmekse, Rabbimin bildirdiklerinin dışında ben kaybı da bilmiyorum. Ve la yekulu leküm inni melek. Şayet Müslüman olup olmama nedeniniz, tercihiniz, tercihsizliğiniz benim farklı bir kimse olmamı bekliyor iseniz, yani insanüstü bir varlık ya da insandan farklı bir varlık, yani benim melek olmam istiyorsanız ve ben size demiyorum ki ben bir melek değilim, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum, gaybı bilirim demiyorum ve ben bir meleğim de demiyorum size. İnettebiyo illa ma yuha iley. Ben ancak Rabbimin bana vahyettiğine tabi oluyorum. Ve ben bir insanım. Sadece sizden farkım, Rabbim bana vahyediyor ve ben o vahiy doğrultusunda bir hayat yaşamaya çalışıyorum.
Ve sizden de Rabbimizin isteği bana gelen vahyin size de ulaştırılması ve dolayısıyla vahyin size de gelmesi ve sizin de bu vahiy doğrultusunda Müslümanca Allah'ın terbiyesiyle benim eğitildiğim şekilde bir hayatı yaşamanızdır. Kul de ki, hel yestevil ama vel basir, körle gören bir olur mu? Vahye iman eden, vahye uygun yaşamaya çalışan görenle, vahyi kabul etmeyen, vahye inanmayan kör bir olur mu? Efela tetefekkerun, düşünmez misiniz? Aklınızı başınıza almaz mısınız? Tefekkür edin, düşünün, aklınızı başınıza alın. Allah anlayacak bir kalp vermişse, Allah gören bir göz vermişse, Allah işiten bir kulak vermişse, bütün bunlarla Allah'a kulluk isteniyorsa ve bütün bunlarla Allah'ın ayetlerine iman isteniyorsa bizden, haydin, haydin öyleyse niye o ayetlere iman etmeyelim? Niye o ayetler yolunda yürümeyelim ki? Sure En'am ayet 51. Ve enzir bihillezine yehafun. Allah'tan korkan, Allah'ın ayetlerine iman eden, cehennemden korkan, cennet umuduyla yaşayan kimseleri bu Kur'an'la uyar. En yuhşeru ila rabbihim. Ve Rablerinin huzurunda bir gün toplanacaklarından dolayı tir tir titreyen kimseleri bu Kur'an'la uyar. En büyük korkumuz mahşer. En büyük korkumuz cehennem. En büyük korkumuz azap. En büyük korkumuz dünyada gazap, felaket. En büyük korkumuz imandan uzak bir hayat olmalı. İşte biz bu korkularla yaşarsak Kur'an bize uyarı olacak. Kur'an bize müjde olacak. Ve Rabbimiz Teala'nın elçisi Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bu güzel ayetler ve bu güzel yaşantı da bizim hidayetimize sebep olacak. Ve işte yine uyarı Rabbimizden ve yine uyarı Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan, leyse lehum min dunihi veliyyun ve la şefi. O mahşer gününde, o Allah'ın huzurunda toplandığımız günde Allah'tan başka dost yok. Allah'tan başka bağışlama yetkisi olan yok. Bağışlayan o, hakim o, melik o, affedecek o, Mevla o, ilah o, Rab o, veli dost o. O zaman bugün de ey Rabbim velimiz sensin. Bugün de ey Rabbimiz, Rabbimiz sensin, Mevlamız sensin, dostumuz sensin, ya Rabbi demek zorundayız. Bir gün yalnız kaldığımız zaman onunla, sadece onunla karşı karşıya kalacaksak, kabirde yalnız o bizi hesaba çekecekse, mahşerde yalnız hesabımızı o alacaksa, cennet ve cehennemimize kararı o verecekse, bugün de Rabbimiz, bugün de Mevlamız, bugün de sahibimiz, bugün de melikimiz sensin sen demek zorundayız. Ya Rabbi, ya Rabbi, Rabbimiz, ilahımız sensin. Eğer bu uyarılar bize gelirse, biz bu uyarıları kabul edersek, لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, umulur ki bu insanlar, yani bizler müttaki oluruz. Takva sahibi oluruz, Müslümanlardan oluruz, insanlar Müslüman olur. Ve Sure En'am ayet 52. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Mekke'de insanları İslam'a davet ediyor. Kimileri en garip, en yoksul, en sınıfsız olduğu halde Müslüman olmuş. Bilal, Ammar, Suheyb, Abdullah bin Mesud gibileri. Bunlar Mekke halkının, ahalisinin arasında hiçbir sınıf özelliği olmayan ve sınıfsal farklılıklara göre değerlendiren dünya sistemlerinde, dinlerinde yeri olmayan kimseler. Ve Mekke'nin asilleri var, aristokratları var, yöneticileri var, siyasal ve ekonomik güce sahip olanları var, kavim ve kabile gücü olanlar var. Bunlar ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir teklifte bulunurlar. Derler ki, biz seni dinlemeye gelmek istiyoruz ama şu yanındaki kimseler var ya, şu bizim hiçbir değer vermediğimiz kimseler, bunlar varken biz senin yanına gelemiyoruz. Bunları yanından kov, belki geliriz,
dinleriz de belki faydalanırız. Efendimiz kovamam dedi. Bu sefer dediler ki biz geldiğimiz zaman bunlar seni terk etsinler. Bu konuda Efendimiz biraz anlaşmak istedi. Hiç olmazsa belki Müslüman olurlar ümidiyle onlara bir şeyler söyleme fırsatı bulurum dedi. İşte onlarla anlaşacakları bir an Rabbimiz Teala dedi ki Sûre En'am ayet 52 Ve lâ tedrudillezîne yed'ûne rabbehum bilgadâti vel âşiyyi yurîdûne veçe Sabah akşam Rablerinin rızasını kazanmak üzere Rablerine dua eden kimseleri kovma sakın ha, dikkat et. Sabah akşam Rablerinin rızasını kazanmak üzere Rablerine dua eden kimseleri kovma. Allahu Ekber. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti aldı. Ve bu ayetin devamıyla birlikte hemen belki o anda o teklifi yapanlar da var. Hepsine sundu. Ve devam ediyor ayet. Allahu Ekber. Dikkat edelim. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o ki alemlere rahmet olarak gönderildi. O ki Allah'ın en büyük nimeti onun risaleti, onun nübüvvetiyle ve onun rehberliğiyle insanlar cehennemden kurtuluyorlar. Ama diyor ki Allah ma aleyke min hesabim min şey ey Resulüm onların hesabından sana bir sorumluluk yok. Ve ma min hesabike aleyhim min şey ve senin hesabından da onlara bir sorumluluk yok. Yani bu Bilaller, bu Ammarlar, bu Seyipler var ya, bu garipler, bu benim garip kullarım var ya, onlar da sen de bana muhtaçsınız. Hem hidayette, hem hayatta, hem de rızıkta. Ne onlar sana muhtaç, ne sen onlara muhtaçsın. Hepiniz bana muhtaç diyor Rabbimiz Teala. Sen onları kovma. Kovmaya hakkın yok. O istekte bulunanlar da samimi olurlarsa gelsinler Müslüman olsunlar. Kendilerinin onlardan ayrıcalıkları ne ki? Bugün elbiseleri varmış. Bugün siyasal güçleri varmış. Bugün ekonomik güçleri varmış. Bugün kavim ve kabile olarak sayıları çokmuş. Ya dünyaya geldiklerinde neleri vardı? Ya öldükleri zaman neleri olacak? Ya mahşerde neleri olacak? Bugün dünyaya güvenenler, bugün dünya çokluğuyla övünenler düşünmezler mi varlıklarının başlangıcını ve sonunu? Bugün bunların yok. Yarın bunların olur. Bugün bunların var, yarın bunların yok olur. Dünya hep böyle olmadı mı? Nasıl insan şu anda kendisinde var olanla övünebilir, kendini üstün görebilir ki? Nasıl olsa bir gün bunlar gitmeyecek mi? Hani öncekilerinki gitmedi mi? Fetedrudehum fetekune mine zalimin. Eğer bunları kovarsan zalimlerden olursun. Aman ya Rabbi. İşte dünya hayatında Allah karşısında bütün Müslümanları tarağın dişleri gibi eşit kabul eden Allah'ın verdiği değerlerle hiçbir insanın diğer insana karşı üstünlük sağlayamayacağı ve Allah'ın huzurunda herkesin aynı insan olduğu, insanı değerli kılanın ancak İslam ve iman olduğu, bunun dışında Allah'ın verdiği boy, boz, renk, kavim, kabile, güç, kuvvet bunların bir anlam ifade etmediğini ayet-i kerime bildirir. Ve değerlendirmesi yine diğer ayetlerle devam eder. Biz de anlamaya devam ederiz. İnşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.